Merhaba arkadaşlar, eğitim videomuzda bu konuları ele alacağız. Oy sandıkları saat 17'den önce açılamaz. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Cumhurbaşkanı adayları ile yetkilendirdiği temsilcileri, siyasi parti müşahitleri, seçmenler sayım ve dökümü izleyebilirler. Sandık başkanı sayım aşamasında, müşahitlerin sayım masası başında sayımı net bir şekilde görebilecekleri yer sağlamalıdır. Sayım ve döküm sırasında sandığın bulunduğu odanın, sınıfın kapısı açık tutulur. Değerli arkadaşlar, sayım dökümün sağlıklı bir şekilde yapılmasına engel olmadığı sürece hiçbir müşahit ve seçmen kesinlikle sınıftan çıkartılamaz, sınıfın kapısı kapatılamaz. Sizleri oyların sayım ve döküm anında sandık çevresinden uzaklaştırmak isteyen sandık kuruluna veya kolluk gücüne 135 sayılı genelgenin 37 ve 41. maddelerini hatırlatıp sandık çevresinden kesinlikle ayrılmayınız. Sayım dökümü yakından takip ediniz. Sandık açılmadan önce ilk iş olarak sandık kurulu sandık seçmen listesindeki imza ve parmak izlerini sayarak oy kullanan toplam seçmen sayısını tespit eder. Daha sonra oy zarflarından veya oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır, kullanılmayan zarflar ve oy pusulaları ayrı ayrı paketlenir, mühürlenir ve kaldırılır. Masanın üstü tamamen boşaltıldıktan sonra sandık açılır. Sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle sayılır. İlk olarak seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Daha sonra zarfların geçerli olup olmadıkları tek tek incelenir. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, filigranlı kağıttan üretilmemiş olan, yüksek seçim kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Ancak üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli kabul edilir. Ayrıca üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar da geçerli sayılır. Geçerli ve geçersiz zarflar belirlendikten sonra geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanaklarına yazılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra zarflar açılır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ait oy pusulaları ayrılır. Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır. Sandık Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulası üzerinde hangi Cumhurbaşkanı adayına ait yere tercih veya evet mührü basılmış ise o Cumhurbaşkanı adayının adı ve soyadını yüksek sesle okur. Okunan her isim iki üye tarafından sayım döküm cetvellerine işlenir. Geçersiz olduğu net bir şekilde anlaşılan, geçerli olup olmadığı yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları sayım ve döküm cetveline işlenmeksizin ayrılır. Geçerli olup olmadığı yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları en son değerlendirilip geçerli olup olmadıkları karara bağlanır. Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandıktan sonra milletvekili seçimine ait oy pusulalarının sayımına geçilir. Değerli arkadaşlar, bu milletvekili seçimlerinde ilk kez oy pusulalarında ittifak alanı yer alacaktır. Peki ittifak alanı nedir? Milletvekili seçimi oy pusulasında ittifak ünvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamını ifade eden alana ittifak alanı denir.
İttifaklardan birine oy vermiş seçmenin oyu, sayım ve döküm cetvelinde siyasi partinin sütununa mı, ittifakın ortak oyları sütununa mı işlenir? İttifak alanı içerisinde evet ya da tercih mührü, bir siyasi partiye ayrılan alana bir ya da birden fazla basılması. Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak ünvanı bölümüne basılması. İttifak ünvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde oy pusulası geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin sayım döküm cetvelindeki sütununa işlenir. Bunun dışında yalnız ittifak alanı içerisine evet ya da tercih mührünün basıldığı her durumda, örneğin ittifak alanı içerisinde yer alan birden fazla partiye evet ya da tercih mührü basılması, sadece ittifak ünvanının yazıldığı bölüme mühür basılması, ittifak alanı içerisindeki iki partiye ayrılan sütunların ortasına, iki partinin alanına da taşacak şekilde mührün basılması durumunda, ittifak alanı dışına taşmadığı sürece hangi partiye oy verdiği net bir şekilde anlaşılmayan her oy, sayım döküm cetvelinde ilgili ittifakın ortak oyu sütununa bir kez işaretlenir. Değerli arkadaşlar, Sandık Kurulu Başkanı oy pusulası üzerinde hangi siyasi partiye, ittifaka veya bağımsız adaya ait yere tercih veya evet mührü basılmış ise o siyasi partinin, ittifakın veya bağımsız adayın ad ve soyadını yüksek sesle okur. Oy pusulasını sandık çevresinde hazır olanlara, yani üyelere, müşahitlere gösterir, geçersiz olduğu net bir şekilde anlaşılan, geçerli olup olmadığı yönünde tereddüt edilen ve itiraza uğrayan oy pusulalarını ayırır. Bu oy pusulaları en son sandık kurulu tarafından tek tek incelenerek karara bağlanır. Peki hangi oy pusulaları geçersizdir? Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, yani ışığa tutulduğunda kağıt içindeki gizli yazı görülmeyen, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerine tercih veya evet mührü basılmamış olan, birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alanlara tercih veya evet mührü basılmış olan, birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan, üzerine tercih veya evet mührü dışında veya tercih veya evet mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, örneğin Van'daki bir sandıkta üzerinde Bitlis Bağımsız Milletvekili adaylarının bulunduğu bir oy pusulasının çıkması, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan oy pusulaları geçersizdir. Ancak zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazara yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurulunun ihmali ile mühürlenmemiş olması, birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih veya evet mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına basılan tercih veya evet mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması durumunda oy pusulaları geçerli kabul edilir. Değerli arkadaşlar, zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez.
Zarfın içerisinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde sadece bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır. Zarfta kullanılması gereken oy pusulalarından biri veya birkaçı eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy pusulaları hesaba katılır. Sandık sonuç tutanağının birer sureti yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine verilir. Daha sonra seçime katılma yeterliliği olan ve talep eden cumhurbaşkanı adaylarının siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine verilir. Sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını almalıdır. Unutmayalım, her sandıktan iki ayrı sandık sonuç tutanağı alacağız. 1. Cumhurbaşkanı seçimi sandık sonuç tutanağı. 2. Milletvekili seçimi sandık sonuç tutanağı. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra oy torbası sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belli edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere uğranmaksızın en kısa zamanda sandık kurulunun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında cezai kovuşturma yapılır. Sandık kurulunun diğer üyeleriyle müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya kendileri tarafından başka bir taşıt sağlanırsa başkanla birlikte gidebilirler. Sandık kurulu üyelerimiz torbanın taşınması sırasında istekli ve gönüllü olmalı ve torbanın taşınması sırasında belirtilen hususlara aykırı durumlar karşısında fotoğraf veya video çekmeli ve hemen ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulması için parti yetkililerine haber vermelidirler. Değerli arkadaşlar, bu eğitim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize başarılar diliyoruz. Unutma, her şey senle değiştir.